Evet. Ya klasik olacak ama gerçekten iyi hazırlanmıştık. Takımımızın konsantrasyonu üst seviyedeydi. Puan ve puanlar almak için gelmiştik. Rakibimiz de hedef takımlardan bir tanesi. İstediklerini şu ana kadar gerçekleştiremediler. Maç istediğimiz gibi gitti. 80. dakikaya kadar. 80. dakikadan sonra rakip tabii ki tüm riskleri aldı 1-0 geride olduğu için. O dakikadan sonra oyun gitti geldiye döndü. Yani bizim açımızdan açıkçası çok üzücü oldu. Attığımız golle öne geçip işte 98. dakikada 30 saniye kala tekrar bir gol yememiz, maçın 2-2 bitmesi. Ama futbol böyle. 2 kere 2 4 etmiyor. Çok büyük sevinç yaşarken tam tersi de gerçekleşebiliyor. Yemememiz gerekiyordu. Maçın kontrolünü kaybetmememiz gerekiyordu. O dakikalarda gelgitli oyun olduğunda takımımızın biraz daha sorumluluk alıp o maçı bitirmeyi becerebilmesi lazımdı. Bunu gerçekleştiremedik ama oyuncularım olağanüstü mücadele ettiler. Çok sıcak ve nemli bir havaydı. İki takım için de kolay değildi bu havada bu performansı ortaya koyabilmek. Oyuncularıma gösterdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Öncelikle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün kazanmayı çok istiyorduk ve bunu oyuna yansıttığımızı düşünüyorum. Çocukların arzusu, isteği, coşkusu her şeyi çok çok iyiydi. Sürekli oynamaya çalıştık, sürekli pozisyon üretmeye çalıştık. İlk yarı 3-4 tane çok net pozisyonumuz var. Maalesef son vuruşlardaki problemden dolayı gol atamadık. Öne geçebilsek rakibin oyun düzenini bozabilirdik. Farklı bir oyun olabilirdi. Ama 44. dakikada yediğimiz yan top golü tabii biraz bizi sarstı. Ama ikinci yarı çocuklar sonradan oyuna giren oyuncular da dahil herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Büyük bir özveri vardı, büyük bir çaba vardı. Biz bu takımla henüz daha 4 gündür beraberiz. 4 gün içerisinde birçok şeyi konuştuk, anlattık, çalıştık. Ama sadece belli şeylere etki edebilirsiniz. Ama benim en çok istediğim ve en çok beğendiğim, bugün çocuklarda en çok görmek istediğim ve bunu aldığım konu çocukların arzusu, coşkusu, heyecanı, kazanma isteğiydi. Bunu maç boyu ortaya koymaya çalıştılar. Evet, hatalar yaptık, eksiklerimiz var. Bunlar normaldir. Ama o iyi niyet gelecek adına bizi çok umutlandırdı. Oyunu son ana kadar kovaladık. Beraberliği yakaladık. Geri düştük. Tekrar yakaladık. Oyunun içinde Çorum takımı genelde hep savunmaya para hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştı. Ve özellikle de ikinci yarıda oyunu çok yavaşlatan, oyunu durduran, bizim hızımızı kesmeye çalışan davranışlarda bulundular. Maalesef Reşat Hoca da bunlara prim tanıdı. Yani bu şekilde ülke futbolunu bir yerlere taşıyamayız. Yani bunu hangi takım yaparsa yapsın, buna hakemlerin de müsaade etmemesi lazım. Federasyonun da mutlaka ve mutlaka buna tedbir alması gerekiyor. Bakın, bu çok önemli bir sorun. Türk futbolu için bu olur olmaz. Yerde yatmalar, hiçbir problem yokken sırf rakibin atağını kesebilmek adına, sırf oyun hızını durdurabilmek adına yapılan bu yanlışlar bizim adımıza futbolumuzun en büyük karın ağrısı. Buna da hakemlerin prim tanımaması gerekiyor. Ben buradan açıklıyorum. Benim takımım bundan sonra yerde yatan bir oyuncu gördüğü zaman topu dışarı atmayacak. Gerçekten ciddi bir şey varsa o zaman yapacak. Aksi takdirde ben zarar görüyorum bundan. Orada yanlış yapan bunun karşılığını alıyor. Oynamaya çalışan zarar görüyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Buna hakemler daha çok dikkat etmek zorunda. İki defa kaleci yattı. Üçer dakikadan 6 dakika. Bir sürü oyuncu değişikliği oldu. Diğer oyunculardan sakatlanan oldu. Sadece 8 dakika uzatma verildi. Son bölümde VAR'da incelenen pozisyonda uzatma dakikalarını o 8 dakikaya ilave etmedi hoca. Niye? Ne şiş yansın ne kebap, bitireyim bir an önce. Böyle bir şey yok. Rakibin sağ bekini ikinci sarı karttan atsa oyundan, ki atması gerekiyor, oyun bir anda değişebilir. Burada cesur olmayacaksanız saçma sapan faullere sarı kart verip de böyle verilmesi gereken sarı kartı vermezseniz o zaman oyun başka bir yere gidiyor. Biz bugün oynamaya çalıştık. Biz bugün iyi mücadele ettik. Biz bugün galibiyeti
isteyen ve hak eden taraftık. Ama rakip 1.5 atak yaptı. 1.5. 1.5 atakta 2 gol yedik. Orada kendi eksiğimiz var. Konuşacağız, düzelteceğiz. Ama ben oyuncuların ortaya koyduğu karakterden, mücadeleden, arzudan 90 artı 8. dakikaya kadar oyunu bırakmadan oynamalarından son derece memnunum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. İnşallah bundan sonra daha da gelişerek, ilerleyerek büyüyen, iyi oynayan, sonuç alan bir Manisa FK takımı olacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.